Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın dünyayı teşrif ettiği, Risalet davasını anlattığı o döneme bir gidelim ve o dönemi beraber tahlil edelim de bu günü daha iyi, daha net anlamış olacağız. Yaşadığımız, inandığımız din, genç kardeşlerim, evrensel bir dindir. Yani birilerinin ifade ettiği gibi bu emir ta bundan 1400 yıl önce gelmiş, bugünü nasıl aydınlatacak? Yaşanan her bir hadise, günümüzdeki işte sel felaketleri vesaire, bunların hepsine baktığımızda arka perdesinde mutlaka tarihte yaşanan olaylar, hadiseler var. Ki dinimizin her bir emri, her bir bize tavsiye edilen sünnetullah hayatımıza mutlaka bir hikmetleri, bir faidesi olduğunu görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Bakınız, geldiği dönem insanlar hep kendi elleriyle, dikkat buyurun, kendi elleriyle kendi kız çocuklarını diri diri gömdükleri cahiliye, canice bir ortamda Efendimiz gelmişti. Bunun önüne geçmek için. Bu bir utanç kaynağıydı. Birisinin kız çocuğu dünyaya geldiği zaman onu çevresindeki insanlar duymasın, işitmesin, bu utancı yaşamasın diye gidip sessizce kendi çocuğunu elleriyle gömüyorlardı. Bu bir utanç kaynağıydı. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabiri caizse beyinlerdeki putları yıkmaya başladı. Ne buyurdu? Kimin bir kız evladı doğar ve onu da gömmezse, onu da hem dünyaya gömmezse, hem de kendi elleriyle diri diri toprağa gömmezse, dikkat buyurun, kızdır diyerek onu hor görmezse, hakir görmezse, küçük görmezse, onu erkek çocuğuyla da mukayese etmezse, o kız evladını da erkek çocuğundan küçük görmezse, eş değer görürse, o kız çocuk sayesinde Allah o anne babayı cennete koyacağını vaat ediyor. İbn Abbas radıyallahu anh bu hadisi şerifi bize naklediyor. Kıymetli dostlar, değerli genç kardeşlerim, kadın hakkı savunucuları, kadının öyle veya böyle söylemini, edebiyatını yapan insanlar, şunu lütfen onlara duyuralım. Efendimizin, dinimizin mihirde, nikahta, doğumda ve daha sonrasında kadına verdiği, hatta ölümde kadına verdiği değeri bilseler, işitseler, vallahi bir daha kadının, kadın savunuculuğunun, kadın hakkının edebiyatını yapamazlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teşvik etmeye devam ediyor. Dikkat buyurun. Her kimin iki kız evladı olur. Bu iki kız evladını iffetiyle, ahlakıyla, edebiyle ergenlik yaşına kadar, bir noktayı belirtiyor. Ergenlik yaşına kadar iffetiyle, ahlakıyla, edebiyle büyütür ve onları hayırlısıyla erkenden, acele ediniz diyor Efendimiz. Acele ediniz kızlarınızı evlendirmekte, acele ediniz ölülerinizi defnetmekte, acele ediniz diye buyuruyor. Acelecilik men edilmiş, yasaklanmışken ama aynı peygamber burada bizi aceleciliği teşvik ediyor. Kızlarınızı evlendirmekte acele ediniz. Bugün işte yaşadığımız en büyük sıkıntılardan, ızdıraplardan bir tanesi. Kızlarımız okuyacak, kariyer yapacak ve doktora, yüksek lisans, akademik başarı sağlayacaklar derken ve bakıyorsunuz evlilik yaşını geçirip ondan sonra evlenememe sıkıntısı yaşayan birçok kardeşimiz, bacımız var. Efendimizin sırf bu hadisi şerifine, bu emrine uymadığımızdan dolayı. Efendimiz ne buyurdu? Hadis-i şerifin devamında iki kız evladını ergenlik yaşına kadar ve büyütür, yetiştirir iffetiyle helalinden evlendirirse
Evet ya Resulallah, yarın mahşerde şu iki parmağım gibi benimle cennette beraber olacağız. Çok büyük bir müjde. Kıymetli dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özetle şunu ifade ediyor. Her kim bu ümmete iki kız evladı kazandırırsa, yarın cennette peygamberlerle, sıddıklarla, şehit ve nebilerle aynı protokolde ağırlanacağının müjdesini veriyor. Kadın demek bir ümmet demek. Her bir kadın demek bir okul demek. Bir okul inşa edeceğimize, bir okul yaptıracağımıza, bir kız evladının iffetiyle, ahlakıyla yetişmesine vesile olalım. Bir cami inşa edeceğimize, bir kız evladının hakkıyla yetişmesine vesile olalım kıymetli dostlar. Her bir kız evladı demek, benim 20 yıl, 30 yıl geleceğim demek. Her kız evladı demek, benim Kudüs'ümün şerefi demek. Kıymetli dostlar, ez cümle özellikle genç kızlarımızın, gençlerimizin akidelerini bozmadan, edep ve iffetlerinden ödün vermeden yetiştirmenin gayreti içerisinde olmak zorundayız. Rabbim her birimizi buna muvaffak eylesin, her birimizi buna vesile eylesin. Rabbim cümlenizden razı olsun. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.